Öyle telefon edip korkudan mangır deyince kaçamazsın Aliye Hanım. Açacaksın o kesenin ağzını. Sen be kadın. Ha, geldim ben. Kapıdayım. Hadi gel. Gel de iki hasbihal edelim. Bitmeden damadın başlıyor. Ondan kurtulalım derken sen bitiveriyorsun. Ne işin var burada? Ne istiyorsun yine? Aa, telefonda Soner diye zırlarken böyle demiyordun. Hızır gibi yetiştim işte. Daha ne istiyorsun? Yakamdan düşün istiyorum. Bak ne güzel söyledin işte. Ağzına sağlık. Ben de onun için geldim. Bir nevi ayağına o varlokçu geldi diye düşün. Anlarsın ya. Kısa kes. Derdin ne onu söyle. Aa, aşk olsun Aliye Hanım, aşk olsun. Duyan da beni hiç tanımıyorsun zannedecek. Bak, Soner'den kurtulmak istiyorsan onun yolu benden geçiyor. Anlarsın ya. Unutma, Soner güçlüdür ama kafasızdır. Bense safi beyin. Soner'i sana yönlendirirsen bitersin. Bizim kötülüğümüzle baş edemezsin. Taş üstünde taş bırakmam alimallah. Yafazanlığı bırak da karın ağrın ne kadara geçer onu söyle. E bu senin tasarrufun artık. İzimizi kaybettirmenin meblağını verirsen Hicran'ı ikna ederim, buradan toz oluruz. Soner'in de konakla monakla işi kalmaz. Ama yok, olmaz diyorsan damadımla mutluluklar dilerim sana. İstediğin parayı verirsem kaybolacak mısın? Hicran'ı da alıp gidecek misin, söz mü? Andolsun. Ha, buraya yazıyor. Bir daha bizim izimizi bile bulamazsın. Bana biraz mühlet ver. Ne yapabileceğime bakacağım. Ama hiç merak etme. İkimiz için de bu sorunu kökten çözeceğim. E ben de çare olarak konakta kalmasını teklif ettim ona. Ne cevap verdi? Ya biliyorsun ya şimdi amcası hasta. Evdekileri yalnız bırakmak istemedi. O sebepten ötürü kabul etmedim. Yani ben de güvende hissetsin diye sürekli evine götürüp ben getiriyorum. Her şey tamam da anlayamadığım tek bir şey var. Hicran Hanım'ı neden bu kadar çok korumak istiyorsun? Yani Ferit şimdi sonuçta sen de biliyorsun. Meleğin Hicran Hanım'a ihtiyacı var. Öyle değil mi? Ya benim o kadını korumam gerekiyor. Şimdi kadın işten ayrılacağım derse Melek çok üzülür. Yani. Tabii. Tabii. Haklısın. Melek üzülür. Tabii. Tabii. Ferit ben eve gidiyorum. Vallahi evde çalışmam daha iyi olacak. Benim kafam hep orada kaldı. Kesin olmaz. Bir şey diyor musun?